Lider Plus Pet Shop'tan herkese selamlar. Bu videomuzda buğday çimlendirme tekniğinden biraz bahsedeceğiz. Buğday çimlendirmenin hazırlanışı, tekniği, nasıl yapılır, ne işe yarar, bu gibi konulara değineceğiz. Buğday çimlendirme bildiğiniz gibi üretimde kullandığımız, muhabbet kuşu üretiminde kullandığımız bitkisel protein içerikli bir besindir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar muhabbet kuşlarının üretiminde kuru yemin dışında gerek ana ve baba sağlığı olsun, gerek yavru kuşlarımızın beslenmesi ve sağlığı konusunda ek takviyeler, ek mamalar yapıyoruz. Bunların içerisinde işte protein olarak yumurta, yumurta kabuğu, sebze olarak mevsimsel, mevsimine göre hangi taze sebzeler varsa işte kabak olur, ıspanak olur, havuç kızıştırma açısından, karnabahar, lahana tarzı yeşillik ve sebzeleri kullanıyoruz arkadaşlar. Sürekli hayvansal protein, yani sürekli yumurta ve yumurta kabuğu vermek bir süreden sonra fazlasının zararı var. Bildiğiniz gibi her şeyin fazlası zarar. Biz ne yapıyoruz? Bir hafta hayvansal protein içerikli mama hazırlıyoruz. Bir hafta bitkisel protein içeren mamalar hazırlıyoruz. Bunun için buğday çimlendiriyoruz. Mercimek çimlendirenler var. Bunların hepsi tabii ki verilebilir. Mercimek denemiştik. Mercimek yapmıştık daha öncesinde. Şimdi buğday çimlendirme yapacağız. Buğday çimlendirmeyi ben bazen sadece kendisi olarak veriyorum. Mama kaplarına koyuyorum. Sadece buğdayı, çimlendirilmiş buğdayı veriyorum. Bazen mamanın içerisine karıştırıyorum. Mama içerisinde takviye edici olarak veriyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Nasıl yaptığımızı, bizim kullandığımız teknikten bahsedelim sizlere. Evet arkadaşlar, şöyle kara buğday deniliyor buna. Kara buğday kullanıyoruz biz çimlendirmede. Yani dükkanda sattığımız ürünü kullanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bizde yaklaşık 55-60 çift kuşta olduğu için şu şekilde bir ölçü hazırladık. Evet, yıkamak için şöyle büyük bir leğene aldık arkadaşlar buğdayımızı. Şöyle güzelce yıkıyoruz. Bunun içerisinde kabuklu buğday bu. Gördüğünüz gibi boş kabuklar su üstüne çıkıyor. Boş kabukları döküyoruz. Bu işlemi yaklaşık 4-5 sefer yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki amacımız ölü kabukları komple buğdayın içinden arındırmak. Bunu şöyle güzelce, yani sarılığını da atması lazım. Bu işlemi yaparken su sararıyor. Hem boş kabuklarını atacağız hem de sarı suyundan kurtulmamız gerekiyor. Yıkarken komple beyaz şeffaf su kalana kadar bu işlemi yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yine ikinci seferde boş kabuklar çıktı. Bunların hepsini döküyoruz. Şöyle yavaş yavaş kabuklar bitmeye başlıyor. Suyumuz yine hafif sarı. Yine aynı şekilde onu yapacağız. Bu işlemi hafif ılık suyla yapmanıza fayda var arkadaşlar. Çünkü burada bizim amacımız buğdayların şişmesini sağlamak. Güzelce temizlenerek şişireceğiz buğdayları ki çimlenme gerçekleşsin. Şöyle boş buğdayları yine attık. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Son bir kez daha yapalım. Süzdük bunu da. Şöyle bunun içini suyla dolduruyoruz arkadaşlar. Ilık su olursa, çok kaynar olmasın. Yine sıcağa yakın şöyle ılıklıkta bir su olsun arkadaşlar içerisinde. Buğdayı bu şekilde güzelce yıkadıktan sonra üzerine geçecek şekilde suyla dolduruyoruz. Ilık, aşırı sıcağa kaçmayacak şekilde ılık bir suyla dolduruyoruz. Bunu böyle bu şekilde 12 saat bekleteceğiz arkadaşlar. Ağzını kapatacağız. Karanlık ortamda güzelce 12 saat bekleyecek. Ondan sonra süzeceğiz. Süzdükten sonra bir 24 saat daha bekleteceğiz. Çimlenmesini bekleyeceğiz. Burada şimdi sıcak suyla bunun gözeneklerini açıp şişmesi ve filizlenmeye başlaması hedefimiz. Onun için bir 12 saat bekletiyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar, 12 saat geçti. Buğdaylarımız suyun içinde bekledi. Güzelce şişmişler zaten, görüyorsunuz siz de. Suyu iyice çekmişler. Ilık suda beklettik bunları 12 saat boyunca. Şimdi çimlenmesi için suyu çekip şişmesi gerekiyor, filiz atması için. Bundan sonraki süreçte suyunu süzüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir makarna süzgeci
kullanıyoruz bunun için. Şöyle güzelce hepsini alıyoruz makarna süzgecine. Bu sefer bol miktarda yaptık kuşlarımıza yetmesi için. Yine şöyle bir hafif süzgeçinde yıkıyoruz arkadaşlar bunları. Evet, güzelce kararmış suyundan arındırıyoruz arkadaşlar buğdaylarımızı. Hemen tepsimizi alalım. Evet arkadaşlar, buğdaylarımızı şöyle geniş bir kaba alıyoruz. Şöyle güzelce yayacağız. Burada kalınlık, incelik çok önemli değil arkadaşlar. Yani ince yapanlar da var, komple kalın yapanlar da var. Ben bazen süzgecin içinde bile direkt bekletip yapıyorum. Alttakiler de çimleniyor. Burada önemli olan buraya aldığımız buğdayların kurumaması arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Tabii yaptığımız zamanın hava şartlarına, ortam ısısına göre bu değişiyor. Yaklaşık 2 saatte bir sulama yapıyoruz. Çok kurumaması gerekiyor çünkü nemli kalacak. Komple ıslamayacağız da. Üst kısımdaki buğdaylar için sprey şeklinde ben bir su kullanıyorum. Alt kısımlar için de çok ince bir su döküyorum. Böyle bir çay bardağının yarısı kadar mesela buğdayın miktarına göre. Alttakileri de o şekilde suluyorum. Komple bir şöyle salladıktan sonra bütün buğdaylara eşit bir şekilde su geçmiş oluyor. Buradaki amacımız buğdayların tam kurumaması, nemli kalması. Çünkü çimlenebilmesi için, filiz atabilmesi için buğdayın nemli olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunları zaten yeni yıkadık. Bu şekilde bunları bekleteceğiz. Yaklaşık 2 saatte bir sulamamızı yapacağız. Bu işlem yaklaşık 24 saat olacak. 24 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, buğday çimlendirmemiz tamam. 24 saatin sonunda buğdaylarımız çimlendi gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde kuşlarımıza verilmeye hazır. Arkadaşlar, bu videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi hobiler.